Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Abdullah Reis'le birlikteyiz. Bakalım inşallah tutabilirsek balık tutacağız. Sonra teknede ziyafet. Herkese şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar Abdullah abi teknenin sahibi. Bu civarda ondan hızlı tekne yapan yok. Abi sahip güvenlik yakalayamıyormuş seni. Öyle bir duyum aldık. Valla sahip güvenlik motorları değiştirdi şimdi yakalamaya başladı. Eskiden yakalayamıyordu da şimdi yeni nesil sahip güvenlikleri yakalıyor. Ya abi böyle bir tekneyi yapmak ne kadar vaktin oluyor abi? Valla bu tekneyi ben 2016 yılında yaptım. Haziran ayının 10'unda başladık. Eylül 10'unda bitti. Yani yaklaşık 3 ay. Kabataslak yapıyoruz. Yok bu işte kağıt kalem geçmiyor. Önce denizi bileceksin. Yani denizi bir şekilde göre denizde nasıl durur, nasıl sallanır, dalgaya karşı nasıl direnir. Onu bildikten sonra bütün projesi beyninde. Artık gerisi aklına kalmış bir şey. Devam edelim. Çocukluğundan beri denizde misin abi? Valla çocukluğundan beri derken İstanbul'dan çıktım. Tamirhaneye girdim. Motor tamircisine. Babam beni oradan geldi aldı denize götürdü. 10 yaşındaydım. 10 yaşından beri denize. İyi de olsa tehlikeli. Çünkü bizim şöyle söyleyeyim. Yılın 12 ayın 8-9 ayı denize geçiyor. 9 ayında 6 ayı gece çalıştım. Akşam oldu mu çıkarsın. Güneş doğarken girersin içeri. Kolay değil. Peki abi genelde burada ne tür balıklar çıkar? Karadeniz bir Marmara gibi, bir Akdeniz gibi değil. Burası uçsuz bucaksız bir ova diyeyim ben. Otoban. Otoban. Buranın dibinde ilişkenlik taş bulamazsın. Buraya balık düştüğü zaman yem bulana kadar, yatak ilişkenlik bulana kadar vurur gider. Yani burada göçmen balıklar, palamut olur, istavrit olur. Barbun, çineko tip balıklar olur. Fazla bir çeşidi yok. Eskiden vardı ama günümüz azaldı yani. Toplasan şu anda Karadeniz'de 10-15 çeşit balık ancak kaldı. Burada 10 sene sonra biz çocuklara ne bırakacağız onu bilmiyoruz yani. Gün gün azaldı. Hadi şu an maalesef. Abi bir de burada mayın bulduğunu söyleniyor. Mayını benim birader buldu. Eskiden o 2. Dünya Savaşı'nda kalmış herhalde. Biz onu anlayamadık. Böyle dışında hünyeler vardı. Avrupa torbasına girdi. Geldik çıkarttık kenara karakola haber verdik. Geldiler. Geldik de bu mayın değil falan. Dediler. Sonra bir resmi çekip Ankara'ya gönderdim. Oradan rapor geldi. Mayın oldu. İki sefer bulduk mayın. O bizim savaştan kalma mayın büyük. O belki bir ton vardı yerden kaldıramadık. Onu buradan bir işle kaldırıp götürdüler. Deniz midyeleri var. İstiridye mi? Midye mi deniyor? Denizde. Beyaz cırcık midye var. Cırcık midye. Salyangoz var. Kara midye var. Çok çeşit var yani. Nereye gönderiliyor abi bunlar? Genelde salyangozlar yurt dışına gidiyor herhalde. Vallahi hepsi yurt dışına gidiyor. Doğu ülkelerine. İşte Çin'di, Kuzey Kore'ydi, Güney Kore, İtalya. Sushi sevenler, Çin'i sevenler. Çabukla etki yerler. Abi Furkan senin çocuk, o da alışıyor yavaştan. Çok ama mümkün olduğu uzak tutuyor bunu. Niye abi? Ya bu işler zor, eskisi gibi değil. Yani teknem varsa başta nöbet olacaksın. Eskiden bir şey değildi ki böyle teknelere ihtiyacımız yok. Benim okul çağlarımda bizde 3 metre bir kürekli kayık vardı. Kenardan 2 paket ağ kurduk, 2 paket dedi yani 200 metre ağ kurduğun zaman onun balığını 10 gün parasını yer. Şimdi 10 gün çalışıp 1 gün yiyebilirsen hemen de başlıyorsun. Haklısın abi. İşler zorlaştı. O yüzden okusun, belgesini alsın eline. İşi olmazsa, bir yere kazanmazsa yine gitsin deriz ama tahsilini görsün. O yüzden fazla yakın. Biz şu radar cihazımızı açalım. Radarı açalım abi. Şimdi balığı gördüğümüz zaman oltaları atacağız. İşte balıklar gözüküyor bak. Yazmaya başladım. Nokta nokta balıklar burayı. 9 metre burası. Abdullah abi balıkları olduğunu gördü. Arkadaşlar yavaştan oltaları hazırlamaya başladı. Bakalım elimizde 5 tane olta var. Haydi rastgele Taner. Eyvallah kanka. Aç kalmayız değil mi akşama? Yok. Haydi arkadaşlar iyi olan kazansın. Biraz kansa bak. Bekliyoruz abi. Heyecanla beklemedeyiz. Sonra köpek balığı çekecek. Yapma. Herkes balık tuttu ben hala boş. Ağır değil mi şey? Ağır abi ondan değiştiririm ya. Şey, toplam eli abi. Karadeniz balıkçılık. Şu anda kurşun değiştireceğiz. Baksana abi kurşuna. Mandal gibi ya. Kareşli top kurşunu gibi. Muhtemelen bu kancaların ucu köreldi. Balık o gelmiyor. Kadar balık tuttuk ki. Ötekisi hep ettekleri göstermedin sen ama. Biraz da onlar tuttu aslında.
Yani o yüzden de çok tutmak istemiyorum. Şimdi ister istemez. Adam şimdi teknenin sahibi, reis adam bir defa. Yanına dese ki bana balığı çok tuttuğunu. Aynen aynen olur. Dese ki bana hadi atla tekneden git. Yüzerek git desem ölürüm her zaten şey şu. Yürü bakayım. Gemiye terlikle girmiyoruz. Çıplak ayakla. Ocağımız, çaydanlığımız, bakır olmazsa olmazımız. Balık için tabii ki de tavamız. Burasının girişi arka tarafta, tuvalet olarak kullanılıyor. Ufak bir cıstak cıstak yapabileceğimiz bir müzik tesisatımız. Denizde karartı var, bu gelen kayıt mıdır? Plakada ceza işlem yapıyoruz mu? Melah plakalara baksana. 54C1666 olarak. Radardan yazılır kanka. Hız olarak. Bayağı bir hızlı. Burada limanın başında o zamanlar yanlış söylemeyeyim. Tirol çekerken galiba. Gece karanlıkta sahil güvenlik. Oho. Hadi bakalım. Öpüyorum seni. Balıkçı başı. Furki tut Furkan. Furki. Sana uçan balık gönderirim kardeşim. Adam havada kaplıyor. Denizi kurutmaya geldim. Sömürmeye geldik. Yok kardeşim biz bilinçli avcıyız ya. Öyle olman lazım abi. Şimdi gelecek nesilleri düşünmemiz lazım. Zamanında gerçekten bu kalkan balığı var. Belki duymuştursun Melih abi. Yuvarlak tamam oluyor. Ya, burada festivali oluyor arkadaşlar. İşte kalkan. Kocaeli festivali. Zamanında ben 7-8 yaşlarındayken babamın tuttuğu zamanları hatırlıyorum ve söylentilere göre dinliyorum. Boşnak kasası diyorlar traktör. Belki duymuşsun. Dar kasalar, traktör kasaları. Onlarla kalkan balığı tutarlarmış. Hani o kadar çokmuş tabii o zaman. Tabii o zamanlar bilinçsiz avlanan kişilerden dolayı ufaklı büyüklüğü, eğiliği küçüklüğü toplayan oldukları için oh Melih abi geliyor devamı. Ya, sen anlat kardeşim sen. Ben sana kamerayı verdim sen anlat. Sen devamını getirdin. O zamanlar işte bilinçsiz avlanmadan dolayı şimdi kalkan balığı yemeye hasretiz. Kalkan balığı bayağı da pahalı ya. Evet şu an 150-200 liraya falan bulabilirsin herhalde. Öyle her baba eti yiyemiyor. Yiyemez. Zengin işi. Ama aynen artık zengin işi oldu. Zengin işi veyahut da balıkçı işi. Furki tut. Denize düşmeyin de. Tam düşman pozisyondayız evet. Arkadan tutma yok. Ben muhabbet edelim be kardeşim. Senin bedavaya reklamı yapalım. Yapalım. Yok. Evet Karadeniz Balıkçı'nın sponsorluğunda balık ateşi devam ediyor. Şurada da var Furkan bir tane. Üşüyor. Oo maşallah üşedik abi. Üşedik. Alıyorsun şimdi. Yavaş yavaş sakin sakin. Yavaş yavaş bak balıklar irileşti. Sen İstanbul'un 16'sından kaç aynen, buraya gel. Aynen. Stresinden kaç. Kaç burada deşarj oldu. 2,5 aydır İstanbul'dan kafanı çıkaramadın. Aynen öyle. Çoluk çocuk evde perişan olduk. Hey arkaya baksana. Bir balığı özgürlüğüne kavuşturduk. Müco teknedeyiz. Kıyıya doğru attın ya. Abi burada baksana. Rakip çok rakip. Müco. Bu sefer performansını arttıracaksın inşallah. İnşallah abi. Ve aynı anda 3 balık tutacaksın. İnanıyorum sana. 2'ye atladık bakalım işe geleceğiz. Aynen. Kamerayı koyalım da. Yavaştan. Temizleme işlemleri başladı herhalde. Aynen tavaya dizeceğiz biraz. En tazesi böyle işte. Aynen. Çok kaldık ya. Gelmiyor balık. Güneş vuruyordu az önce güzel oluyor. Tıkır tıkır çekmeye geliyor. Ne derler? Balık gözünü kararttı mı? Ne yaparsan yap. Ne oldu? Başlık yapmıyor ya. Şaka. Vallahi. Sen yukarı çık apağı ben vurayım. Apağı kaldık mı ne oldu? Düz kontak yapma canım düz kontak. Güzel yapabilir misin sen? Ben kontak etsem. Ne yapacağım? Marş motorundan düz kontak yapabilir misin? Nasıl yapacağız? Ben yaparım. Apo çok az yerim var lan bunda. Kontak basmaz mı? Buraya yakalım mı? Kutup başından mı anlayacağım? Ya şu 24 aküler var ya beni hasta etti arkadaş. Biri dolu biri az bir şey gelin. Niye şey yapmıyor ya? Bu kadar şey yapmıyor ya. Bakayım zafer geldim ya. Vallahi yani. Yardım edin. Yardım çağrısı. Yani bunlar YouTube'da çekeceğim atacağım ne bileyim gerçek olaylar. Gerçek olaylar arkadaşlar kurgu değil bunlar. Şimdi reis bakalım telefon trafiği yapacak. Hop Yunus oradan geçti. Nasıl onun?
Derenin ağzında kaldık. Derenin ağzı da şurası oluyor. Yavaştan oltaları topladık. Balık kesti. Yunuslar istila etti burayı. Kazanan yunuslar oldu abi. Yunuslar kaçırdı balıkları. Tekne de çalışmıyor. Az sonra muhtemelen birisi bizi çekmeye gelecek. Bakalım macera devam ediyor. Kurtarıcı tekne geliyor bakalım. Motorun basmamasından kaynaklı denizde kaldık. Ama burada sıkıntı olmaz. Hemen bir telefona çekici geldi. Tekneyi bağlıyoruz. Taner, ben de merak ettim. Bugün başımıza bir şey gelmedi. Yolda molda kalmadık diye derken. Haydi balık yapmaya, haydi. Kavayasın Taner. Abdullah abi, nazara geldik. Nazara geldik. Ama burada sıkıntı olmuyor. Bir telefona hemen herhalde herkes birbirine yardımcı oluyor değil mi? Ya, aküze yapıldı herhalde. Şarj etmedi, kaçak mı var diye. Marş basmadı. Yani deniz çıkarken görüşmüştük. Yani. Tehlikesi, riski var mı diye. Ne zaman ne geleceği belli olmuyor sanmıştık. Şimdi bu güzel hava, eğer fırtınalı havada olsaydı sıkıntı büyük. Sonuçta yiyecek balı tuttuk, sıkıntı yok. Çok şükür, çok şükür. Abi burada genelde havalar nasıl olur? Valla havalar... Batı Karadeniz'in en hırçın yeri buralar. Yani senede 10-15 gün bu şekilde havayı zor bulursun. Sürekli eser. Bu da güzel havası değil mi şu anda? Bu en güzel havası. Abi Melen'den başka yere gidiyorsunuz mu teknelerle? Zonguldak, Bartın veya da daha batı istikametine, Kocaeli tarafına doğru? Şimdi sezonuna göre, balığın durumuna göre gidiyoruz abi. Normalde benim bu zamanda İstanbul'da olmam lazım. Yaz balığına İstanbul'a giderdik biz. Sardalya balığı, İstavrit balığı tutmak için. Bu sene bu virüs yüzünden iller arası giriş çıkış standı için biz limanlardan çıkış izni alamadık. O yüzden buralarda biz Eylül ayını burada bekleyeceğiz. Ağustos, Eylül? Sezon Eylül'de. Eylül'de açılacak. Anladım. Yani bizim için aslında sezon yok. Bizim için avcılık serbest. Yılın 12 ayı avcılık serbest ama biz işte bir gelenek olarak Eylül 1 diyoruz bu işe. İşte denizin en bereketli, en parası iyi olan palamut olduğu için Eylül'de başlıyordu. Eylül 1 diyoruz. Yani normalde biz de şu anda bile serbest. Ağda tabii ki, değil mi? Yani 12 metreden aşağıya, yani boy olarak 12 metrede küçük teknelere Nisan 15 ile Ağustos 31 arası avcılık serbest. Tarım İl Müdürlüklerinden bir yazılı izin alıyoruz biz. Bizim ruhsatlar adına. Onlarla böyle avcılık yapabiliriz. Sıkıntımız yok. Tek sıkıntı balık tabii. Balık olacak da tutacaksın. Olmayınca bir şey yok. Peki ya bunun şimdi yasal prosedürü ne? Yani ruhsat olarak veyahut da belge olarak ya, hangi belgeye sahip olanlar şey? Yasal prosedürü şöyle söyleyeyim ben sana. Teknenin önce ruhsatı olacak. Yani arabalarda ruhsat var, aynı teknede de var plakası, ruhsatı. Ondan sonra tekne kullananın tekneyi kullanacak ehliyeti olması gerekiyor. Bunun yani, metreye göre değişiyor herhalde tabii, değil mi? Tabii yani bizdeki belge 19 metreye kadar kullanabiliyoruz. Yanında çalıştırdığımız adamların avcılık için sarı evrak. Ruhsat tezkeresi var sana. Ondan olacak. İşte dediğim gibi evrakların vizeleri tam olacak. Sak zamanda il müdürlüğünden aldığım evrak olacak. Bunlar olduktan sonra sıkıntı yok. Anladım. Denetimler falan nasıl abi? Ya gerçek söyleyeyim ben sana. Yani işin gerçeğini konuştuktan sonra denetimler küçük teknelere değil. Bizim boyu teknelere daha baskın. Yani büyük teknelere biraz göz yumuluyor. Bunu ben her görüştüğüm şeyde dile getiriyorum. Ama nedense büyüğün acısını küçükten çıkarıyorlar. Bu iş öyledir. Anladım. Yani. Daha önce tehlikeli bir fırtınaya yakalandın mı? Ya çok çok oluyor yani yakalandığımız fırtınalı havalara. Ama sıkıntı olmuyor yani buralarda yakın çevrede limanlar var. Çok büyük fırtına olduğu zaman hemen giriyorsun. Akçakoca ile o tarafa gidiyorsun. Eskisi gibi değil. Eskiden havaya bakıp buluttan alırdık. Buluta bakardık hava esecek mi esmeyecek onu anlardık. Şimdi teknoloji gelişti adam. 3 gün önceden haberimiz oluyor fırtınanın geleceğinden. O yüzden çok sıkıntı olmuyor. Peki abi sizin yaşınızdan büyükler size ne öğretti? Böyle kulaktan dolma bilgiler var mı balıkçılıkla alakalı, tekneyle alakalı? Her şeyin bir raconu vardır ya, bu işin raconu nedir? Vallahi bizim büyüklerimiz bize ne öğretti derken bizi bu işe aşılayan onlar oldu zaten. Onların zamanında bolluk vardı, sıkıntı yoktu. Şimdi esas aşılamayı biz yapacağız.
Bundan sonra biz yapacağız aşılamayı. Bize büyüklerimiz işte ben ağ kurardım, bir paka daha da 200 kilo balık olurdu, 300 kilo balık olurdu, o şekilde konuşuyordu. Biz de heveslendik kaldık bir şey ama işte gün geçtikçe azaldı. Aşılamayı, antibiyotik biz yapacağız. İnşallah abi. Abdullah abiyle çok güzel bir muhabbet, sohbet oldu. Aklımda olan soruları ona ilettim. O da sağ olsun güzel bir şekilde açıkladı. Küçük bir şanssızlık yaşadık yolculuk boyunca. Yine de yiyebilecek kadar balık tuttuk. Az sonra yapacağız. Abi balığı tutması ayrı bir meziyet. Yapması da ayrı bir meziyet mi? Nedir bu işin yani, püf noktası? Her şeyin zevki burada. Bunu tutup yemedikten sonra bir kıymeti yok. Arkadaşlar melen ağzında çok güzel vakit geçirdik. Denizin ortasında kaldık ama sağ olsun arkadaşlar gelip çektiler. Şimdi her zamanki gibi çok acıktık. Sabırsızlıkla balık yiyeceğimiz anı bekliyorum. Bak Taner ellerini yıkarken fırsat mı fırsat? Hadi çabuk lan. Sağ ol. Taner sabun var orada ya, sen etme. 2-3 kat yıka. Olmadı Taner, bir daha yıkmakta hiç şeyimiz yok. Selfie alalım arkadaşlar ya. Selfie çekerken kendisi yedim falan. Dur. Mico. Gel kardeşim. Final konuşmasını seninle birlikte yapmak. Yorgunluk üstüne gitti ama bunun üstüne güzel bir ıstırap. Kanımız da şişti. Gerekir. Aynen. Yemeğimizi yedik. Balığımızı tuttuk. Eğlencemizi yedik. Yaptık. Ufak bir sıkıntı çektik. Evet. Sıkıntı değildi ama yani olabilecek. Bir action yaşadık arkadaşlar. Yani. Ama kurgu değildi. Kesinlikle kurgu değil. Yani çok tutlansın falan filan diye değil. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.